Beyza sen misin canım? Hemşah, hayrola yavrum? Ne oldu yoksa işten mi kovuldun? Bir daha bu evde evlilik sözü duymak istemiyorum. Bu konu kesinlikle kapandı. Çocuğum kavga mı ettiniz? Evet, son kavgamızı ettik ve bu iş burada bitti. Hadi canım, kavga çıkarmak için bahane uyduruyorsun. Saçmalama Suzi. Konuyu bilip bilmeden insanın günahını alma. Selçuk kendi evinde eski sevgilisiyle kırıştırıyor. Ay o da mı kırıştırıyor? Evet. Ben de çıkarttım yüzü, fırlattım suratının ortasına, sepeti koluna, herkes kendi yoluna canım dedim. Ve bu iş burada bitti. Çok iyi demişsin, ağzına sağlık. Bu da mı gelecekti başıma? Başımıza gelen. Yani Ferhoş, şu damatları sevmediğim kadar var mıymış o uyuzları? Dedi, işten çıkarıldım nereden öğrendin? Ya ben öğrenirim işte öyle adamız, şıp diye eselerim hemen. Benden öğrendim isterdim aslında. Öyle mi? Bunu saklamak hoşuna giderdi değil mi? Yok, utandım galiba. Ha, utanma duygun var demek ki hala Fehmi Bey. Yok canım, bunda utanılacak bir şey yok. Madem utanılacak bir şey yok da niye sakladın bu zamana kadar söylemedin? Hı? Neden söylemedin? Emekliliğimi beklerken işten kovulmak kolay mı sanıyorsun sen? Bunu nasıl söylerdim sana? Çocuklara ne derdim? Akrabalara, kolu komşuya ne derdik? Sen bunu şirketi dolandırmadan önce düşünecektin Fehmi Bey. Ne diyorsun Nermin? Şirketi dolandırdığıma sen de mi inanıyorsun yoksa? İnanmıyorum tabii ki. Tabii ki inanmıyorum. 20 yıllık karımsın. Hiç mi tanımadın beni? Hırsızlık yapacak adam mıyım ben? İnsan 40'ı geçtikten sonra ne yapacağı belli olmazmış Fehmi Bey. İnanıyor musun şimdi sen? İnanmıyorum sana. Sana inanmıyorum. Karım bana inanmazsa kim inanır bana? İnanacak birilerini bulmuşsundur sen Fehmi'cim, bulmuşsundur. Bak karıcığım. Bak karıcığım. Bak dinle beni lütfen. Dinliyorum seni. Dinle. Ne? Bak karıcığım, hani bizim şirkette bir Vedat var ya, o şeyde geçen sene kuruluş yemeğinde tanıştırdım o Vedat. Ay hani, anladım şu kıtıp yoz olan. Ne olmuş? Kıtıp yoz Vedat yapmış şimdi bunları. Ya. Şirketi dolandıran o, imzayı atan da benim. Paraları paylaşan da yine ikinizsiniz öyle değil mi? Ne paylaşması Nermin? Ne demek paylaşsın? Siz paylaştınız tabii, paylaştınız. Delirtme beni. Paylaştınız. Ne paylaşması? Hiç delir. Allah aşkına sinir etme beni Nermin. Hadi. Hiçbir şeyden haberim yoktu benim. Allah Allah! O kıtıp göz Vedat neyi getiriyordu? Bir sürü kağıt getirdi bana, imzalattı. Ben de güvendim ona. Güvenmez olaydım. Meğersem şirketi dolandırıyormuş, paraları aldı götürdü. Hem de sana haber vermeden öyle mi? Nermin bana haber verse ben bütün bu olaylara göz yumar mıydım hiç? Hayır Fehmi, yani o kadar safsın ki vallahi. O kıtıp göz çocuğun üç kağıtçının allığı olduğu her halinden belliydi. Sen mi anlamadın? Nereden bileyim Nermin? Yıllardır yanımda çalışıyordu. Bir gün böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmemişti şahsen. Ay Şükrü Hanım, kapıya bakar mısınız? Bakarım. Geldim. Aa, Necla. Birint geldi. Hoş geldin canım. Öğrenmiş. Bu ne gelişme Şükrü Hanım? Hayret. Bu Ankaralılar da bir tuhaf olur yani. Birint. Efendim. Sen nerelisin? Ben Ankaralıyım. Annen nereli? Annem Mardinli. Siz Mardin'de mi oturursunuz? Hayır, burada otururuz. Burası neresi? Ankara. Ankara neresi? Ankara burası. Burası neresi? Burası Ankara, Ankara. Ankara burası mı? Evet, Ankara burası. İşten kovulduğunuza göre bu demektir ki artık orada çalışmıyorsunuz. Herhalde ya. Herhalde yani. Evet. O zaman söyler misiniz bana? Niçin o sekreteriniz olacak Jale Hanım? Jale Hanım. Sizi her arayışımda, efendim şu an Fehmi Bey toplantıdalar, şu an Fehmi Bey işinde yoklar, dışarı çıktılar deyip duruyor takılmış plak gibi. Söyler misin bana niye? Niçin kovulduğunu söylemiyor bana? He? Sus! Yalan çünkü. Çünkü yalan. Yalan söylüyorsun. Nermin'cim, Jale Hanım'ı ben tembihledim. Ya. Karımın bunlardan, olanlardan haberi yok. Ya. Lütfen sen de bir şey söyleme dedim. Ricada bulundum. Ne kadar da düşünürsün böyle şeyleri. Senin üzülmeni istemedim sevgili karıcığım. Benim üzülmemi. Sen beni her zaman çok düşünmüşsündür zaten. Yalan söylüyorsun Fehmi. Hayatın yalanlar üzerine kurulmuş, ruhun yalancı. Yine ne oldu Nermin? Söyle bakayım bana. O kadın neyin nesiydi o kadın? Hangi kadın Nermin? Sus! Sus, anlamamış numarası yapma bana. Bana bunu yapma Fehmi. Her gece işe gidiyorum deyip de evine gittiğin kadından bahsediyorum. Senden başka hiçbir kadın yok hayatımda Nermin. Her gece işe gidiyorum yine ben. Ha
Yani işten kovulmuştun sen. Aç kalacak değildik ya. Şimdi de başka bir iş yapıyorum. Ya bu hiç aklıma gelmemişti. Ben sabahlara kadar çalışayım. Sen hakkımda böyle düşün. İyi vallahi. Yani şimdi sen hiç beni aldatmadın mı Fehmi? Hayır Nermin. Nereden çıkarıyorsun böyle saçma şeyleri? Bütün gece sabahlara kadar senin için, çocuklarım için çalışıp duruyorum, didiniyorum. Bir de bunları işitiyorum şimdi. Olacak şey mi bu? Çok özür dilerim. Yani ben de zannediyordum ki bütün gece dışarılarda, sokaklarda geziyorsun kadınlar. Affedersin canım, affedersin. Güley. Efendim. Yemek hazır. Geldim. Neydi bunun adı? Ispanak. Ha. İstersen çocuğu bana ver, sonra yediririz canım. Yok yok, çocuk dursun. Ben ona yediririm. Say, neydi bunun adı? Ispanak. Sen hiç bundan yedin mi? Yemiştim. Beğendin mi? Beğendim. Ben bunu hiç beğenmedim. Niye? Rahat yemiyorsun da ondan. İstersen çocuğu bana ver, rahat rahat ye. Yok yok, ben çok rahatım. Sahi, neydi bunun adı? Ispanak. Bu iyi kız değil mi? Adı Necla. Biliyorum. Hem Ankaralı hem de Ankara'da oturur. Biliyorum. Ne sorsam cevap verir. Çok iyi bir kız. Öyledir. Sen neden evlenmesin onunla? Adı neydi bunun? Kimden boş ver aldırma. Nevzat. Nevzat. Nevzat hadi yavrum yemeğe gel. Ben de seslendim ama duydum iki acı. Duymuş ya duymuş. Birini söyleseniz de sesini kıssın biraz şunun ama. Tımarhanelerden değil. Nasıl şarkı söylemek açtı mı biraz seni yavrum? Ha? Hiçbir faydası olmadı Suzi. O zaman sana başka bir şarkı bulalım. Ne mesela? Mesela şey. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Ateşe atılmış bir yok, demir yok, başka gibi bir tane. Kor hala. İstemez, ben bunu çok beğendim. Istemez. Çok beğendim. Dur dur, bu bende vardı galiba. Ben gideyim onu. Ellerim boş. Aman sen ciddiye al daha yok. Ciddiye ya. Ben canım. Şarkılar söylerim. Ya kısa. Bir anda o geldi aklıma. Ne bileyim ciddiye alacağını ama. Aman zaten üzülüyor. Aman canı sıkılıyor. Sızkı oğlan için nesine üzülüyorsun? Huysuz şey bir daha. Ya bir Allah'ın kulu anlatsın da biz de anlayalım neler oluyor bu evde. Nevzat Selçuk'u eski sevgilisiyle yakalamış. He. Yüzüğü çıkardığı gibi ya. Çocuğun suratına fırlatmış. Eyvah. Ya. Ya. Olacağı buydu işte. Bu ışıklı yer nere? O ışıklı yer Ankara. Ta bu ışıklı yerde Ankara mıdır? Evet, ta o ışıklı yerde Ankara'dır. Peki Meftune nerede? O da Ankara'da teyze. Meftune bana hiç bakmaz. Ama bu kız bana çok iyi bakar. Onun için ben de onun oğluna çok iyi bakacağım. Teyze Can uyudu değil mi? Uyudu. Eline sağlık. Bugün çok yordu seni. Bu kız çok iyidir. Adı Necla. Hem de Ankara'da. Sen niye evlenmesin bu kızla? Hem bak hazırda bir oğlu da vardır. Herkes oğlan doğuramaz. Ya. Bak teyze biz evliyiz. O benim karım. Adı Necla. Benim de adım Bülent. Ben de onun kocasıyım. Can da bizim oğlumuz. Anlaşıldı mı? Bak teyze. Bu da bizim yüzüğümüz oluyor. Yani bu yüzük olunca siz evli mi olursunuz? Evet. Bizim köyde hiç böyle yüzük yoktur. Böyle bilezikleri olur gelinlerin. Senin bileziğin nerede? İşte bir tane var. Episi bu mu? Hayır var da ben takmıyorum. Küpe nerede? Yoksa sana küpe takmadılar mı? Taktılar da ben pek sevmedim. Onun için takmıyorum. Yani siz şimdi evli misiniz? Evet evliyiz. Ben bu kızı çok sevdim.
Bana çok iyi bakar. Müftüne bakmaz. Onun için bir de huluna çok iyi bakacağım onun. Bana her gün pısırık pişirecek. Peki, niye daha önce sormadın? Ne bileyim, kocacığım, soramadım işte. Şüphelendiğin an gelip konuşsaydın, bütün bu eziyetleri çekmeyecektin. Doğru ama sen de işten çıkarıldığını gelip hemen bana söyleseydin, ben de senden şüphelenmeyecektim. Tamam, bundan sonra birbirimize yalan dolan yok, tamam mı söz? Yok canım, tamam. Bundan sonra en ufak bir şeyden şüphelenirsem hemen gelip sana soracağım, söz. Söz. Evet, ben gidiyorum ekmek paramızı kazanmaya, hoşça kal. Hadi canım, güle güle. Kocacığım, hayırlı işler. Ah ya. Şimdi hangi işe gidiyor bu adam?